Nasıl olur bu ya? Mavi. O adamın arabasına niye bindin sen? Niye bindin? Niye meşgul attın Mavi? Ama sen bu telefonu açana kadar arayacağım. Ne yapıyorsun sen ya? Versene telefonumu. Sakin olur musun? Bir cevap vermek lazım. Ver dedim sana şunu. Şşş. Efendim Ali. Ben yardımcı olayım. Lan sen niye benim karımın telefonunu açıyorsun? Ver onu bana. Mavi şu anda seninle konuşmak istemiyor Ali. Mecburen ben açmak zorunda kaldım. Bana bak. Benim karımın senin arabanda ne işi var? Onu ne diye tehdit ettin de senin arabana bindi? Ver onu bana. Kendini kandırma Ali. Kızgın olmanı anlıyorum tabii. Ama yapacak bir şey yok. Mavi seni artık istemiyor. Neden bunu anlamıyorsun? Bizi daha fazla rahatsız etme. Senden boşandı, benimle evlenecek. Gelirimi aldım. Eve gidiyoruz. Bitti. Alo! Alo! Aşağılık bir herifsin sen. Gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyordu Mavi. Ama senin yaptığın daha iyi. Direkt suratına kapattın adamı. Olmaz ki. Ahlaksız adam. Nasıl olur bu ya? Gelinim diyor, evlilik diyor. Olamaz. Mavi o adamla evlenemez. Bittin sen Faysal! Bittin! Gülsüm, ne haber? Bu elindeki ne kız? Kek mi? Evet. Sana, yani size yaptım. Gidiyormuşsunuz ya. Öyle veda şeysi diye yani. He ya, gidiyoruz. Oh be! Kabus sona erdi ya. Konağımıza geri kavuşuyoruz nihayet. Bir daha göremem herhalde seni. Niye kız? Niye göremeyecekmişsin? O ne biçim laf? Sen benim en iyi arkadaşlarımdan birisin ya. Bak, ben arada bir buraya uğrarım. Sen de istediğin zaman bizim konağa gelebilirsin. Sana kapımız her zaman açık. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum İsmet. Sağ ol da... Yani ne bileyim, buradayken her şey çok farklıydı İsmet. Her gün görüyorduk birbirimizi. Sen unutursun şimdi beni. Aa, niye unutayım kız? Arkadaşlar unutulur mu hiç? Sen de amma yaptın ha. Ya kız sanki gurbete gidiyoruz. Şurada üç mahalle öteye taşınacağız. Evet, haklısın. İyi. Benim acelem var biraz. Tutma şimdi beni. Sonra görüşürük. Tamam. Elveda İsmet. Seni çok özleyeceğim. Burası senin olan. Ben kendi zevkime göre döşedim. Eğer istediğin başka bir şey varsa... İstemez. Benden uzak dur, başka bir şey istemiyorum. Mavi neredesin? Ama bu da çok oldu ha. İnsan bir laftan anlar ya. Faysal. Sen bu işe karışma. Dışarı çıkmayacaksın. Ali ile ben kendim konuşacağım. Emin misin? Ben çıkıp halledeyim istersen. Sonra canın sıkılacak. Senin yüzünü görünce canım sıkılıyor benim. Karışma dedim, o kadar. Ne var Ali, ne istiyorsun? Ne demek ne istiyorsun?
Ya senin Faysal'la ne işin var? Bu adamın evinde ne arıyorsun? Faysal sana duyman gereken her şeyi söyledi. Ne demek istiyorsun sen? Ha? Ne demek istiyorsun? Sen Faysal'la nasıl birlikte olabilirsin? Mavi, canım. O pislik sana bir şey mi yaptı? Bir şeyini mi tehdit ediyor? Ben buradayım, korkma, söyle hadi. Ya bırak. Faysal beni hiçbir şeye tehdit etmiyor Ali. Ben kendi isteğimle buradayım. Ben seni tanıyorum Mavi. Bana doğruyu söylemiyorsun. Ne olursun doğruyu söyle. Hadi. Ben seninle niye evlendim Ali? Abimin intikamını almak için. Sen beni affetmiştin ama. Affedemedim. Sadece konağın tatlı yaşamsız zenginlik hoşuma gitti. Ben de birazcık paranın keyfini çıkarmak istedim. Ama beni sevmiştin. Yani Ali Göreşkin'in karısı olmak hoşuma gitti. Ama sonra iflas edince her şey bozuldu. O kurtulduğum hayata geri dönmek zorunda kaldım. Gece konduda yaşamak zor geldi bana. Yalan söylüyorsun. Buna inanmamı bekleme. Ne olursun bana gerçekleri söyle hadi. Gerçek bu Ali. İster inan ister inanma. Ya fakirlikten sıkıldım artık. Ben de kendimi garantiye almak istiyorum. Faysal bana istediğim her şeyi sağlayabilir. Ama sen sağlayamazsın. Ben sana inanmıyorum abi. Sen böyle biri değilsin. Ben tam da böyle biriyim işte Ali. Ya istemiyorum seni, neden anlamıyorsun? Soğudum senden, soğudum. Sen yengenin yerini sakladın benden. Eğer ki Demirhan'a bir şey olsaydı seni terk etmekle kalmaz. Öldürürdüm de. Demek benden bu kadar nefret ediyorsun. İntikamını böyle aldın yani. Evet. Aynen öyle. Şimdi git artık. Sakın Faysal'a da saldırayım deme Ali. Onu ben seçtim. O beni hiçbir şeye zorlamadı. Buraya kadar. Bitti. Hala hislerimde, hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Hala hislerimde, hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum. Boş vermek kolay olsa kendimi avuturdum. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Uzayan gecelerde saatler zamansız. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Uzayan gecelerde saatler zamansız. Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem. Ne yapsam gönlümü avutabilsem. Kendimi unuttum, unutuldum da. Bir seni benim gibi unutabilsem. Hiç olmazsa yılda bir gün kavuşabilsem. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Hala hislerimde, hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum. Boş vermek kolay olsa
kendimi avuturdum. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Uzayan gecelerde saatler zamansız. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Uzayan gecelerde saatler zamansız. Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem. Ne yapsam gönlümü avutabilsem. Kendimi unuttum, unutuldum da. Bir seni benim gibi unutabilsem. Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem. Ne yapsam gönlümü avutabilsem. Kendimi unuttum, unutuldum da. Bir seni benim gibi unutabilsem. Hiç olmazsa yılda bir gün kavuşabilsem. Affet beni Ali, ne olur. Söylediklerim için beni affet, ne olur. Mavi, yapma ne olur. Dokunma bana! Uzak dur benden! Sen benim hayatımı mahvettin! Sen beni sevdiğim adamdan ayırdın! Ben de sana aynısını yapacağım. Beni bu eve getirdiğin için pişman olacaksın. Gün gelecek bana yalvaracaksın bu evden gitmem için. Duydun mu beni? Ben sana hiçbir zaman git demem Mavi. Seni ne kadar çok sevdiğimi hala anlamadın. Yarım elma, gönül almağı. Al. Bu ne kı? Aa, ne zahmet ettin ya? Boşa masraf yapmışsın. Sağ olasın. Ay şu an var ya, çok duygulandım biliyor musun? Bol kazançların olsun bacım. Amin. Amin, inşallah. Ay kı. Bak, asarık şunu şöyle ya. Ay sağ olasın Birgül abla. Battisi gözlerimi açayım mı sağ? Yo, ben bu aralar formuma azıcık dikkat ediyorum da. Aa, neyden sebep? Eğer bir dal hayırlı olsunum varsa Hasibi alırım onu. Neye ki ne? Geçen gece güreş gelirdi, söz taktık. Aa, kı! Sevdayı mı istediler yoksa? Aa, İsmet bana hiçbir şey söylemedi ama. Ha sen düğüne gideceksin diye mi zayıflamaya çalışıyorsun? Aa, Sevda değil. Aa, şey hani sizde kalan o elmas var ya, ona mı dahil çıktı? Aa. Başka bekar kim kaldı ki bunlarda? Ne bileyim. Kim var? Ben varım ya ya. Niye bağ konduramıyorsun Hasibi? Aşk olsun. Kat! Sen sözlendin mi? Aa, şok. Kiminle? Sadi Bey beni pazarda görmüş, beğenmiş. Bacısını göndertti. Ben de baktım, beğendim. Aa, sözlendik. Kı, emin misin ya? Acık bir tanısaydın adamı. Yok Hasibe ya. Kaç yaşına geldim. Artık ben de bir başım bağlansın istiyorum. Doğru söylüyorsun be Birgül abla.
Ay çok sevindim be. Ay bir gülüm. Vallahi ben de çok sevindim. Yemin olsun sana yarım dağacağım kız, yarım dağacağım. Duygulandım Birgül abla. Bayağı duygulandım. Allah mest etsin kız. Sağ olasın. Lan sarılacağım ya. Vallahi ben de çok duygulandım. Gel kız, gel. Annem. Oy benim bir gülüm de gelin olmuş da gidiyormuş da. Gözlemeler de yemiyormuş da. Dikkat ediyormuş da. Oy benim bir gülüm de bir gülüm uyudu bana. Hasibe, ne yapıyorsun ki? İyiyim Sabahat. Sen ne yapıyorsun ki? Bak, deyim. Şu an çok büyük bir mutluluk içindeyim. Sakın ha sakın bunu bozacak bir şey değil mi? Gözleme almaya geldiydim ama söylemeden edemeyeceğim. Senin kız var ya Mavi. Faysal'ın arabasına bindi gitti. Ne diyorsun lan sen? Benim kız nasıl Sayfal'ın arabasına bindi gitti? Aa, kesin bir yanlışlık vardır ya. Ne oldu kız? Ne oldu? Gözümle gördüm vallahi. Mavi elini bavuluna almış, Faysal'ın arabasına bindi. Bavul mu? Lan nasıl bindi ya? Zoruna bindi herhalde. Yo, zoruna gibi bir hali yoktu. Tıngırı mıngırı bindi. Ana ne diyor bu kız? Dur hele, dur hele, dur hele. Yani kendi hur iradesiyle bindi diyorsun ha mi? He. Allah Allah, çok enteresan bir olay. Hasibe, yapasın lan bana, boğuluyorum Hasibe. Anam, bir gülüm. Kusura kalma ya. Ben öyle boş bulunmuşum. Bir an sinirlerim depeme çıkınca iyisin değil mi? İyi beyim. Ana kız, ne diyor bu kadın? Bavul falan. Nereye gitti ya bu kız? Nereye gitti? Vallahi anlayamadım. Sonra onların arkasından damadın geldi. Arkalarından bağırdı, çağırdı. Mavi dur gitmedi. Ama dinlemediler. Çekip gittiler. Evet. Haydi bakalım. Heh. İlyas sen şimdi Sayfal olacaksın. He mi? Kızım sen de ablanın yerine geç. Heh, haydi bakalım. Sabahat anlat bakalım bir daha nasıl oldu? Mavi evden elinde bavuluyla çıktı. Faysal da demir kapının orada, senin divan var ya, orada bekliyordu. Heh, tamam. Şimdi gelin bakın böyle. Ha, burası ev. Tamam. Hmm. Sen evden çıkıyorsun. Divanı bildin. Heh. O divanın orada bekliyor. Haydi bakalım. Çık evden. Sonra ne oldu? Çantayı aldı, arabaya doğru gitti. Bir dakika. Hasibe, acaba çantayı sağ eliyle mi aldı yoksa sol eliyle mi aldı? Ha? Ne fark eder acaba? Hasibe, sen her ayrıntıyı bilmek istiyorsun ya. O manada şehittim ben. Haydi, aldı bavulu. Arka koltuğa valizi koydu. Arabaya doğru gidiyor. Haydi. Sonra öbür kapıyı açtı. Arka kapıyı. Arka kapıyı açtı, çantayı koydu. Koy çantayı. Sonra? Ondan sonra öne doğru yürüdüler. Öne doğru yürü, yürü. Dur abla. Açtı, senin kız hop bindi. Bin kızım. Hop bindim. Faysal geçti, o da bindi. Sayfal, geç o bir tarafa bin. Bin haydi de. Aman. Evet. Kodu gittiler. Nasıl ya? Peki o arada benim kızın yüzünde böyle bir huzursuzluk, bir rahatsızlık ne vardı değil mi? Vallahi bir şey diyemem Hasibe. Peki o sırada yani arabaya binerken falan Mavi'de Faysal'a karşı bir çemkirme falan olmuştur. Aralarında bir şey konuştular da ben duyamadım. Abla ya. En mühim yeri anlayamadın mı, duymadın mı orayı? Vallahi kırt ağlayı. Neyse neyse tamam. Benim kız giderken ardından böyle adamın biri ittiriyordu falan. Olabilir mi öyle bir şey? Diyorum ya sadece ikisi vardı. Kızın kendi geldi bindi arabaya. Allah Allah. Ablam niye böyle bir şey yaptı gerçekten hiç anlamadım. Anlayacağız ablan niye böyle bir şey yaptı. Ne örüyor bu kız ya? Kız ana nereye gidiyorsun ya? Ana! Abo sen olaylara gel ya. Bak Mavi aniden boşanır boşanmaz Faysal'a gitmiş. Bunlar ne ara birbirlerinin hoşlantı duydular böyle? Kurban kız.
siz beni niye tutuyorsunuz ya? Benim daha bir sürü işim gücüm var. Allah Allah. Aa, işi gücü varmış. Gidip şimdi hepsini göreçikleri yetiştirecek. Aa, sadece gözlemeleri unuttum ya. Yemin Hoş. Olsun yandı ha. Sabahat abla. Gel sana bir latte ile cheesecake ısmarlayayım da son dedikoduları geçersin. Cheesecake biliyorum da latte'yi bilmem. Bilmediğim şeyleri ben yemem. Yiyecek değil, o içecek zaten. Neyse sen gel, ben sana kaçak bir çay demleyeyim. İçeriz kız. Tamam. Hadi. Ya Nadir, ben şimdi doğru mu anladım ya? Şimdi biz konakla bağ evini alıyoruz ama tarlaların hepsini alamıyoruz, öyle mi? Evet, maalesef. Ama Faysal'ın çok ucuza sattığı iki tarlayı geri almaya başardık. Ayrıca şirketin satışından aldığı paradan payınıza düşen hesabımıza yatırdı. Oh şükür. Hay yaşa be Nadir abi ya, çok yaşa sen ya. Yani şirket satılmasaydı iyiydi ama neyse, buna da şükür. Ya boş ver babam ya, gidenin arkasından üzülmeye değmez. Biz zaten çalışır çabalarız, gene eski kuvvetimize kavuşuruz ya. Hem zaten baksana Faysal'dan tazminat da alacağımışız. Tabii, onu da tahsil edeceğiz Faysal Bey'den. Az zararla da olsa eski güzel günlerimize dönüyoruz artık. Abim, vallahi inanamıyorum ha. Benim içimdir falan, bir kendime getir ya. Allah, bu seni kendine getirir. Ya ne fırlatıyorsun ya? Hadi o zaman. Ne duruyoruz? Haydos, gidip evdekilere müjdeli haberi verelim. Hadi bakalım. Hadi. Geç abi, geç. Hadi bakalım. Lan! Sayfar! Kızım nerede? Nerede kızım? Kaçırdın mı? Alımı koydun evladımı. Ver yavrumu bana, ver. Baba, yemini billah bu konağı senin tepene çok erdirim. Babam kusura bakma, zapt edemedim kadını. Önemli değil Seyfi. Hasibe Hanım, ben kimseyi kaçırmadım. Mavi kendi isteğiyle geldi evime. Konuşma lan! Senin o tinesiz yüzünü görmeye tiskinen evladım neye gelsin buraya ayağına kadar? Konuş lan! Hangi odaya sakladın, nereye sakladın? Söyle, söyle. Vallahi seni geberdirim. Yakarım lan! Anne. Yakarım seni başına, anne. Yakarım burayı! Anne ne yapıyorsun? Annem. Annem. Ödüm koptu. İyi misin kuzum? İyi misin? Bu sana bir zarar verdi zannettim. Senin ne işin var bu herifin evinde? Ha? Ne işin var senin bunun evinde? Baba. Seni zorla mı alıkoy diyorsam? Tehdit mi etti annem ha? Böyle. Şundan çekiniyorsa. Aa bak şöyle kibriklerini iki kere kıpraştır. Ben anlarım. Haydi annem. Anne, beni kimsenin tehdit ettiği falan yok. Kendi isteğimle geldim ben buraya. Sana söylemiştim Hasibe Hanım. Artık için rahatlamıştır herhalde. Ne rahatlayacak lan? İçim şu an daha kötü oldu manyak. Benim kızım aklını kaybetti zar. Senin bu herifin evinde ne işin var ya? Sen bu herifi sevmesin ki ne? Bu şeytanın evinde senin ne işin var annem? Lan! Lan baba bak, doğruyu konuş. Kızıma sen böyü mü yaptın mı? Ha? Böyü mü yaptın? İtnotize mi ettin lan benim çocuğumu? Ne yaptın lan? Ne menevi şeytansın sen, konuş! Konuş! Anne yeter! Biz annemle yalnız bırakın. Tabii. Seyfi, gidelim. Allah'a şükür ya, gittiler. Mavi, haydi annem. Hazır onlar yok gene. Biz kaçıverelim şuradan, haydi kuzum. Aa, anne! Ben kaçmak falan istemiyorum. Ya baksana, benim kaçırılmış ya da alıkoymuş gibi bir halim var mı? Ben kendi isteğimle geldim buraya. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın bu Mavi. Ben dedim, ben dedim. O kızı ilk gördüğüm gün söyledim. Bu kız benim oğlumun felaketi olacak dedim. Aha çıktı işte. Sen kalk git. Oğlumun en büyük düşmanınla... Tövbe estağfurullah. Rezil bu be. Tüh! Bu Faysal denecek adam ne yaptı, etti? İstediğini elde etti. Ne dedi Safiye? Ha? Birgül... Ben şoklardayım yani. Gerçekten çok büyük şoklardayım ya. Bakar mısın şu başımıza gelenleri? Allah onun bildiği gibi yapsın yani.
Ah benim kadersiz oğlum. Bir gün oğlumu ara. Hemen Ali ile konuşacağım. Tamam hanım. Ararım ben, sen merak etme. Aramaya gerek kalmadı. Ali geldi. Hoş geldin, gıdasını aldım. Ali, doğru mu bu bir gün söylediği şeyler? Yaptı mı Mavi bu rezilliği sana? Eğer onu anlattıysa doğru. Mavi benden boşandı. Faysal'la da gitti. Bu adam beş para etmez. Bundan uzak duralım diyen sen diyen miydin? Ne oldu ya sana? Adliyeden dönerken kafana bir şey mi düştü? Boşanmaktan mütevellit yiyorsam şoklara neyin mi girdin annem? Ha bak olabilir. Olabilir böyle şeyler. Eğer öyleyse ben seni haydi doktora götüreyim annem haydi. Anne ben gayet iyiyim. Ali'ye de anlattım. Fakirlik canıma tak etti artık ya. Yoksulluk çekmek istemiyorum. İyi yaşamak benim de hakkım. Ne? Sen paradan sebep mi bu yılanın yanına geldin ha? Aynen öyle anne. Faysal bana istediğim her şeyi verebilir. Ama Ali veremez. Faysal'dan kaybettiklerini geri alacaklarmış. Ya sonra yine iflas ederlerse? Ben böyle sürekli diken üstünde yaşayamam anne. O pis gece konuya geri dönmek istemiyorum. Yok benim asabiyetlerim sinirlendi de ondan böyle oldum herhalde ya. Tabii. Bir an böyle kan beynime hücum edince ben senin ne dediğini anlamadım, duyamadım. Yanlış duydum ben seni. Yo tabii. Benim kızım böyle şeyler demez. Benim yavrum böyle şeyler konuşmaz. Annem sen böyle biri değilsin ki ne? Yo. Ben tam da böyle biriyim işte. Hasibe'nin kızıyım ben. Sen de göreçkilerden abim için kan parası almamış mıydın? Sırf zenginler diye Ali ile evlenmeme razı gelmedin mi? En kötüsü, o konakta hanım olabilmek için kendini yırtmadın mı? Ben de böyle biriyim işte. Abim için kan parasını ben kendime mi aldım? Gırtlağımızdan bir lokma kuru ekmek geçmiyordu. Muhtacıydık da ondan aldım. Ben senin evliliğine karışmadım ki ne? Kendin zaten evlendin geldin. Ha o zaman diyeydin anne böyle. Seviyorsun diye ona da sesimizi çıkarmazdık. Biz sana müdahale etmedik. Velev ki ne? Senin dediğin kadar kötü bir insanım ben. Diğer ben çok kötüyüm. Sen öyle olma anne. Sen benim gibin olma. Paraya, pula, aşkını satmak ne ya? Aşk karını doyurmuyor anne. Ben de bu kadar dayanabildim işte. Bundan sonra burası benim evim, yuvam. Bizi rahatsız etmeyin. Kararımdan caydırmaya da çalışmayın. Lütfen gider misin? Mecburum.
hesapta evde bayram havası olacaktı. Faysal'dan her bir şeylerimizi alıp gülüp oynayacaktık sözde. Şu duyduklarıma bak ya. Yemin olsun bak şoklardayım. Çok mu şaşırdın oğlum? He? Ben hiç şaşırmadım. Kimden söz ediyoruz ayol? He? Mavi'den. Uyur yılan. Yalan mı söylüyorum? Ön teker nereye, arka teker oraya ayol. Elbette oğlumu sırtından bıçaklayacaktı. Hasibe'nin kızı bu. Annem, yani böyle biz de hani yangına körüklen gitmesek. Bak, kaynama moralmanları zaten -0'ın çok altı. Çok da şey etmeyelim bence ha? Hadi abisinin ölümünü affetmiyor desen, tamam. Yengemin yerini sakladığına kızsa ona da tamam. Ama yani para için abimi satıp düşmanımızla evlenmek nedir ya? Ya şaka gibi, vallahi aklım almıyor benim. Çocuklar, duyduğunuz her şeye inanmayın. O işte kesin bir yanlışlık var. O kız öyle bir şey yapmaz. Baba, ne yanlışlık olacak? Allah aşkına bana söyle, ne yanlışlık olacak? Ya diyorum ya, gittim konuştum. Konuştuklarımızı size anlattım. Kızın tek derdi para. Faysal'la kendini garantiye almak istiyormuş. Bir daha da fakirlik yaşamak istemiyormuş, bu kadar. Oğlum yapma Allah aşkına ya. Ben o laflara inanmıyorum. O kız paraya tamah etmez. Öyle olsaydı mutlaka anlardı. Oğlum, sen karını tanımıyor musun? Bunun mutlaka başka bir sebebi vardır. Yeter. Yeter! Ya siz beni anlamak istemiyorsunuz herhalde. Sebep ne olursa olsun, ister para ister başka bir şey. Şu anda o adamın evinde mi değil mi? Orada. Zaten bir zorlama olsa bana söyler, anlatır. Anlatmadığına göre o de yaşamayı seçmiş. Hadi üzülme be ana. Bak harap ettin kendini. Nasıl üzülmeyeyim Fatma'm, nasıl üzülmeyeyim? Neler dedi bana bir duysaydın. Ağabeyimin kan parasını aldın dedi. Sen beni para için, zenginlik için Ali'yle evlendirdin dedi. Allah'ı. O konağınım olabilmek için yırtındın dedi, yırtındın dedi. Lafıyla, sözüyle dövdü beni, yeminle dövdü, dövdü. Allah Allah. Ya neye böyle şeyler söyledi bu kız? Evet. Pembe Göreç'in kocasının yanına gitmeye hazır. Fazla da bir şey almadım vallahi. Bıraktım o paçavraları. Sen Ümmüye teyzenin kızına verirsin. Benim zaten konakta her şeyim var. Lan sen kesin bir şey biliyorsun ya. Lan! Ana! Ana! Varış! Varmış lan olmuş. O ablan neden Sayfal'ın yanına gitti? Neyden sebep? Konuş, öt! Anne bırak. Vallahi billahi bir şey bilmiyorum ben. Ana ne yapıyorsun? Öldüreceğim mi kızı ya? Öyle mi kar bırak? Sen karışma! Bırak, bu ne yılandır, bu ne yılandır? Bu bilir de söylemez. Konuş diyorum vallahi billahi. Evlat katili yapma ben mi söyle? Söyle. O ablan neden sebep Sayfal'ın yanına gitti? Sen biliyorsun dur. Herifin buyruğunda az gezinmedin. Bir şey dedi mi lan sana? Konuş, sen bilmeyeceksin de kim bilecek Cihan? Anne vallahi billahi bilmiyorum ya. Bir sen bana söylemezsin, söylemez miyim anne? İşim olmaz benim o adamla. Ben neye kendimi yoruyorum ki ne ya? Senin şu vaktten sonra Haydar baklar. Fatma, koş Haydar getir. Ana lütfen, ana kurban olayım. Bak tansiyonum fırlayacak, zaten kalbim var. Ölümü gör diyorum ya. Konuşma Haydar, getir. Getir yenge, getir. İsterse öldürsün, eline bir şey geçmeyecek zaten. Günahım aldığıyla kalacak. Dövsün de bari içi soğusun biraz. Tam vazgeçtim. İkna oldum. Onca dayağı yiyeceğine rağmen hala Haydar'ı getir diyorsa esahtan bilmiyor demektir. Anne sen beni hiç tanımamışsın ya. Ben bilsem sana direktman söylemez miyim? Ablamın o pislikle evlenmesine seyirci kalır mıyım ben? Sana kendisi söylemiş işte. Kendi rızamla gidiyorum demiş. Yok. Benim evladım kendi rızasıyla gitmiş olabilemez. O Mavi, o Ali'yi seviyor. Kalıbımı basarım. Eğer öyle değilse ben Asibe değilim.
neyden sebep? O sayfalın yanına gitti benim kızım. Hayır, parayla pulla da bir iş olmaz evladımınkine. Ama bulacağım. Bulacağım. Benim konağa daşını göz değil. Layıkıyla sevinemiyorum bile. Ben ne güzel davul zurna tutacaktım ya. Göreçki hanedanın yuvaya dönüşünü ilan edecektim ya bütün ürgüpe. Ya Cemal, saçma sapan konuşma. Ali bu haldeyken sen ne davul zurnasından bahsediyorsun ya? Canım. Abi, siz ne yapmak istiyorsanız yapın. Yani benim yüzümden neşeniz kaçmasın. Yok Halim ya, yok. Kardeşim bu durumdayken eğlenmek benim neyime? Hayır abi, olmaz. Herkes hayatına devam etsin. Mavi meselesi benim meselem. Yani kimse benim yüzümden kahrolmasın, üzülmesin. Ne yapmak istiyorsan yap abi. Bana bak. Tamam. Tamam Halim, tamam. Sen nasıl istiyorsun öyle olsun. İyi. Ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler oğlum. Yaklaşma. Eğer bir adım daha atarsan acımam. Korkmana gerek yok, merak etme. Sen kendi isteğinle bana evet demedikçe bu odaya adımımı bile atmam. Sadece iyi geceler diyecektim. İyi geceler dilemek için bile gelme bu odaya. Bu odanın kapısını bir daha açmayacaksın Faysal. Seninle bu evde yaşadığımız süre içinde hiçbir gece iyi değil. Hiçbir gün aydınlık olmayacak bize. İyi geceler. İşimiz bitti. Sağ ol, emeğinize sağ ol. Sağ ol abi, güle güle, oturun. Ya nerede kaldınız ya? Hadi vur, vur. Çal ya gümbür gümbür, yer gök inlesin. Hadi lan İsmet. Ne oluyor lan? Ne bu patırtı? Allah! Ulan! Kıskananlar çatlasın! Bugün Göreçkilerin zafer günüdür! Benmiş! Gel tavşanım, gel. Gel kız, gel beraber oynayalım. İsmet, çok da şey yapmasak mı ya? Ayol, ne yapıyorsunuz ayol? Kafam kaldırmıyor. Susturun şunları. Gamsız herifler. Ne gerek vardı bu tantanaya? Hadi. Ya baba bırak, eğlensinler işte ya. Yok Alim, yok. Annem çok haklı. E Cemal, ben sana demedim mi yani davulun zurnanın gereği yok diye? Biraz kısa kes canım. Kızım ne demek gereği yok ya? Allah Allah. Bugün oynamayacağız, ne zaman oynayacağız? Ya baba Allah'ını seversen, sen de bırakmayın ki iki dönelim şurada ya. Ali, sustur şunları. Tamam baba. Sağ olun, çok teşekkürler. Hayda. Abi ya. Zevzekler, biraz kalıbınızın adamı olun. Girin içeri, hadi. Ay baba, gerçekten o ne öyle ya? Düğün salonunda oynar gibi. Sus kız. Bir sen eksiktin, sen de tamamlandın, süper oldu yani. Hadi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Refika Hanım, gel alayım ben seni, gel. Hoş gelmişsin hanımım. Ben de senin öbür koluna gireyim de evimize girek. Allah'ım.
olsun. Sana bugünlere şükürler olsun ya Rabbim. Evimize, yuvamıza kavuştuk ya Rabbim. Ay hanımım, senin eşyaları da getirdik, yerleştirdik. Bir güzel temizledik, çiçek gibi oldu vallahi. İyi de şu anın dadını bir çıkartamadık ki. Bırakmadınız ki, iki kurtlarımızı dökek şurada ya. Ya bak hala ne diyor ya. Abi, babam istemiyor. Niye sinirlendiriyorsun? Ay çok özlemişim burayı ya. İsmet, kocişim, hadi gel odamıza bakalım. Hadi davşanım bakalım, gel. Şuna bak, şuna. Bu evi geri almadan ölsem gözlerim açık giderdi Refika. Vallahi benim de ahtım vardı Fazıl Bey'im. Beni de almasaydım benim de gözlerim açık giderdi. Safiye kız, gel sen hanıma bir tutu ver. Ne oldu yine, ne oldu kız? Bir tut kız. Geldim. Tut. Birgül abla, ne yapıyorsun sen? Yeri mi öpüyorsun? Bak bak, şovlara bak şimdi bak. Kızım hadi kalk, kalk, kalk. Yo yo, yo Fazıl Bey'im. Vallahi benim her gece dualarımdaydı. Bir gün konağa geri alırsak diye. Vallahi ben yerleri öpeceğim dediydim. Az önce eşyaları taşırken unuttum da şimdi aklıma geldi. Öpüvereyim de aradan çıksın ha. Şuralarda öp kız, oralar kaldı. Bak Mavi odadan çıktığı anda bastığı her yer gül olsun istiyorum. Bana babam, hani böyle filmlerde oluyor ya. Böyle sen de kahvaltısını hazırlayaydın da odasına götüreydin. Yanına iki tane gül iliştireydin. Böyle daha zahmetsiz olmaz mıydı? Lan oğlum, zahmetsiz aşk mı olur? Böylesi daha etkili, merak etme sen. He babam ya, vallahi çok doğru söylüyorsun ha. Sen çok iyi anlıyorsun bu işlerden ha. Yani bugüne kadar pek aşklanma aşkla işimiz olmadı ama... demek ki bu tür şeyler içten geliyor. Helal olsun vallahi. Hadi oğlum, hadi durma sen de hadi. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس